Yerimi maceraya daha çıkıyoruz. Siz de karavanınız eğer sıcak bölgedeyse ya da kahvemizi de aldık. Şimdi daha... Bozar. Hani benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. Şimdi adresini kuralım. Rota oluşturuldu. Opet güvenli yolculuklar diler. Yaklaşık 2,5 saatlik yoldan sonra adresine vardım. Adresan, evet. Ama asıl adresan kursalı. Hangi kabilenin? Hemen açalım bakalım. Ve çok fazla plaj insan olmadığım için dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Bakın alabildiğine şemsiyeler buradan. Bakın gidiş geliş her yönden şu an tıkalı. Ve arkadaşlar günaydın. Yerimi maceraya daha çıkıyoruz. Daha arabaya gelir gelmez kamerayı açtım. Sebebi bu arkadaşlar. Malum Antalya'nın sıcağı. Bütün gün karavan güneşin altında. Dolayısıyla böyle bez ayarladım kendime. Buradan sıkıştırdım. Özellikle bu sağ taraftan vurduğu için buraya da bunu koydum. İnanın çok çok etkili. Siz de karavanınız eğer sıcak bölgedeyse ya da gölgede değilse, çünkü Antalya'da özellikle güneş dikine gittiği için gölge bulacak yeriniz oldukça azdır. Eşyalarımı aldım. Serpil Hanım'la beraber çıkacağız. Şöyle diyeyim, hem Serpil Hanım'la hem Serpil Hanım'sız. Bunu videoların ilerleyen bölümlerinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bunun açıklamasını da yapacağım. Kahvemizi de aldık. Şimdi daha bismillah. Hani kapıları dahi açmadım. Araç yaklaşık 3 gündür çalışmıyor arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi 3 kere kontağı açıp çeviriyorum. Gaz pompalıyorum. Debriyaja basıyorum. Hadi bismillah. Hemen çalıştı. Debriyajdan ayağımı yavaş yavaş çekiyorum.
Of. Ve arkadaşlar yanlış bir işlem yaptık. Normalde şu ayak kısmının buraya gelmesi gerekiyordu. Yoksa havaya kalkar. Sabah sabah uğraştırdı bizi. Şu şekilde. Şimdi oldu. Evet. Ve arkadaşlar işlem tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saat daha 7.30 ama ter içinde kaldım. Hava oldukça sıcak. Antalya yavaş yavaş artık cehennem sıcaklarına doğru gidiyor. Şimdi niye hem serplanımlı hem serplanımsız? Çünkü arkadaşlar misafirlerimiz var. Misafirlerimiz de bayan ve iki tane güzel çocukları var. Şimdi Adrasan'a gidiyoruz. Onlara hani onlar istedi bungalov yerde kalmak istedi Adrasan'da. Şimdi spontane olarak gideceğiz. Baktık yer var, yani sıkıntı yok. Onlar bungalovda kalacak. Serpil Hanım bazen bende kalır, bazen orada kalır. Zaten aracı hani
artık işte otelse otel, pansiyonsa pansiyon, bungalovsa bungalov, onun bahçesine çekeceğim. Ben de orada kalacağım. Tabi yani ben de bungalovda kalabilirdim ama ne gereği var? Mis gibi karavanımız var. Kendi yerimiz, kendi yurdumuz. Ha, biraz geniş olsaydı tabii ki misafirler de rahat ederdi ama hani rahat edemez sanmıyorum. Yaklaşık 2,5 saatlik bir yolumuz var. Tabii rota 2. Ya Adrasan aslında 1,5 saat falan gösteriyor. Şimdi trafik de yok. Tabii ben karavanla yaklaşık hani 1 saat geç giderim. Öyle diyeyim size. Arkada yolcularım da var. Şimdi çocuklar gelecek, direkt arkada yatacak. Özellikle bu yatağı o yüzden açtım. Bu kahve makinamız. Aman gözümüz gibi koruyoruz. Serpil Hanım şapkasını da takmış. Güzel bir yolculuk olacağını temenni ediyorum. Her şeyimiz hazır. Şimdi ben bana gerekli olan şeyleri hemen hazırlıyorum. Onlardan erken indim. Çünkü şoför olarak hazırlık yapmam gerekiyor. Öncelikle telefonumuzu buraya takalım arkadaşlar. İkincisi GoPro'larımızı çıkaralım. Şarjımızı çıkaralım. Ya bu arada aklınızda olsun, şu şeyler çok yapmamaya çalışın çünkü bunlar ciddi anlamda telefonunuzu bozar, şarjınızı da bozar. Hani benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. Evet takıyoruz ama hani mecburiyetten takıyoruz çünkü bunun elektriği çok dengesiz geldiği için, hani aküden gelen elektrik şey gibi olmaz. Şebeke elektriği gibi olmaz. İşte gaza basınca daha fazla verir. Frene basınca daha az verir vesaire. Niye böyle olmuş ya? Şimdi onun dışında yedek GoPro'muzu da çıkaralım. Takalım ne olur ne olmaz. Çünkü büyük ihtimalle bu beni tam götürmeyecek. Şarj olarak. Evet, yedek GoPro'muzu da şuraya koyalım. Ehliyetimiz, kartlarımız, kimliğimiz vesaire de burada. Bunu da güzel buraya koyayım. Şimdi ben bunu buraya koyacağım ama Serpil Hanım bunu hemen buradan alacak. Onun dışında işte burada şeylerimiz var. Ben ilaçlarımı getirdim. İşte böyle ilaçlar. Gözlüğümü çıkarayım. Yakın gözlüğümüz ve güneş gözlüğümüz. Karıştı. Evet. Başka ne vardır? Başka da şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben yolda bunu giyeyim. Evet. Bu güzel arkadaşlar. Hemen 2 dakika çıkarıp bunu giyeyim. Arkadaşlar misafirlerimizi bekliyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Onlar da birazdan gelir. Şimdi Adrasan'ı kuralım. Geçmiş diyelim. Adrasan kuruyu. Rota oluşturuldu. Opet güvenli yolculuklar diler. Yaklaşık 1 saat 50 dakika veriyor. Git diyelim. 200 metre sonra trafik ışıklarından sağa dönün. Tamam. Yol boş olduğu için normal yoldan veriyor. Tabii ki kamerayı açacağım fakat bu yolda değil. Hani bildiğiniz yolda değil. Daha çok Adrasan'a girişte kamerayı açacağım. O güzel yolları tekrar görün. Biliyorsun Adrasan'da kışın kaldım. Şimdi gittiğimde ciddi bir kalabalık bizi bekliyor. Fark etmez yani sonuçta hani bungalov ya da otelde kalacağımız için, yani daha doğrusu onlar kalacağı için dolayısıyla ben de orada bir yere çekerim. Sorun olmaz. Ya onu diyorum, tek başına olunca çok sorun değil ama hani yanınızda eşiniz, ne bileyim çoluk çocuk olduğunda tabii ki biraz daha dikkat ediyorsunuz, yoksa sorun değil yani, git dağ başında kal. Ve arkadaşlar merhaba, görüldüğü üzere dağları taşları aştık. Yaklaşık 2,5 saatlik yoldan sonra Adrasan'a vardım. Tabii misafirler ve Serpil Hanım'la beraber geldik. Onlar şu an denizde yüzüyorlar. Karavanı şu üst tarafta güzel bir yer vardı. Oraya aldım. Burayı biliyorsunuz kışın gelmişim ama bayağı şeydi.
sıkıntılıydı. Şimdi daha rahat gittik. Bayram nedeniyle bayağı kalabalık. Sahil de bayağı kalabalık. Fakat ortam oldukça güzel, neşeli. Deniz çok güzel. Biraz sonra zaten beraber denize gireceğiz. Bakacağız, edeceğiz. Sonra işte misafirler akşam bungalov evlere bakacaklar. Hani fiyatları vesaire. 3 gün buradayız diyebilirim. Ama tahminimden rahat geldik. Evet, her yer kalabalık ama Antalya'nın şöyle bir özelliği var. Ulaşım oldukça rahat ve kolaydır. Denize girmeye oldukça kalabalık. O yüzden çok rahat çekim yapamıyoruz. İnanın çok keyifli, çok eğlenceli her yer. Bu sene bol bol beni suda göreceksiniz. Arkadaşlar, burası Adrasan, evet. Ama asıl Adrasan kumsalı şu ileride iki yerler. Burası biliniyor ama çok fazla değil. Araçlar çok fazla girmeye cesaret edemiyor buraya. İzleyenler bilir, burada kışın sürekli toprak kayması olduğu için ben burada kalmak istemedim. Ama araçlar sağlı sollu tepelere park etmişler. İnanın sıfır geçtim. Yani sıfırlayarak sağdan ve soldan. Yani neredeyse teker boşluğa gelecek şekilde. Güzel bir şekilde geçtik geldik buraya. Çünkü başka türlü giremezsiniz. Karavanıma da şansıma tam buraya inen yerde çok güzel bir yer bulduk. Misafirler ve misafirlerimle beraber geldik. Zaten bir tanesini ilk merhaba derkenki çekimde gördünüz, Ece. Çok tatlı bir kız çocuğudur. Ama harika bir suyu var. Şöyle göstereyim. Tabii ki ben hani buralara okullar açılınca gelmeyi tercih ediyorum ama hani bu sene de böyle oldu. Tabii ki sürekli yollarda olmak sıkıcı. Sıcak havalarda sıkıcı. Çünkü serin yer bulmak ciddi anlamda zor. Ancak yüksek yerlere çıkarsınız. Ama yazın tadı olan bu denizi, ne bileyim kumu, güneşi de kaçırırsınız. Ne öyle ne böyle. Dolayısıyla daha çok böyle Antalya bölgesine yakın 2-3 gün konaklayabileceğim, hani en azından denize girip serinleyebileceğim
yerler istiyorum. Adrasan da onlardan biri. Bayram telaşı olduğu için tabii ki kalabalık ama alan çok geniş. Yani alan çok geniş olduğu için herkes kendi halinde. Şöyle diyeyim, yani karavanınıza yer bulduğunuz sürece o bölgede hiçbir sorun yok. Dediğim gibi onlar güzel bungalovda kalacak evlerde. Burada zaten Adrasan'ı bilen bilir, hep bungalov evler. Ben de güzel karavanımla kalacağım. Karavanım da burada kaldığı düşünüyorum akşam. Çünkü şurada inanın artık o kadar büyük otoparklar var ki otoparklara şey çekmişler, ip çekmişler ki kimse girmesin çünkü dolu. Ciddi anlamda dolu. Bayram nedeniyle bir yoğunluk var ama günübirlik özellikle çok burası. Adrasan zaten Gelidonya Feneri'ne de çıkmıştım tam şu karşımızda. Burada tur tekneleri çok, bir tanesi yaklaşıyor. Mavi Ada isminde. Burada Sulu Ada turları var arkadaşlar. Yaklaşık 20 dolar, yani 400-500'e denk geliyor. Bizimkiler yarın Sulu Ada'ya gidecekler. Ben gitmeyeceğim. Hoşlandığım söylenemez. Dolayısıyla ben karavanımda vakit geçirmek istiyorum. Hani bu yazın da tadını doya doya çıkarmak istiyorum. Onlar gitsinler. Gerek yok. Bakın tur teknesi buraya yanaştı. Burası da sanırım duraklardan bir tanesi. Tabi biliyorsunuz hep karavan içinde, karavan dışında yollarda size böyle konuşuyordum. Kısmet tabi denizde de konuştuğum oldu ama hani bu kadar detaylı değil. Hem serinliyoruz hem sizlerle muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ama dediğim gibi yaz mevsiminde buraya gelmek hani bir karavancı için çok şey olmayabilir. Asıl buraların tadı okullar kapandıktan sonra çıkar. Bayramdan sonra bu kalabalık da gider. Bakın yavaş yavaş çeviriyorum. Arkamda kalabalığı görebilirsiniz. Oldukça güzel. Burada onu diyeceğim arkadaşlar. Bakın çadırlar kurulmuş. Bu arada şuradan iniyoruz. Bak benim karavanım tam şurada. Ağaç kapatmış. Hemen şuradan kayalardan iniliyor. Benim takipçilerim zaten bilir buraya montlarla geldiğim zamanı. İnanın şu an araç koyacak yer yok. Tur teknesi yanaştı. Burası duraklardan bir tanesi. Bunlar sakin tur olarak geçiyor. Hangi kabilenin? Hemen açalım bakalım. Ben de sana yaparım. Ya Allah! Geliyorum! Geliyorum!
Ve çok fazla plaj insanı olmadığım için ben erken çıktım. Güzel bir ağaç gölgesi buldum. Manzaram da gayet güzel. Burada bizimkilerin gelmesini bekliyorum. Oldukça hoş bir yer, serin. Yani şu an ağaç altı gerçekten serin. Adrasan serin bir yer, onu söyleyeyim. Dar alanda kısa paslaşmalar yapıyoruz. Şimdi aracı çevireceğim. Biraz ileri gittim. Yani resmen ucu ucuna gidiyoruz. Bakalım burada çevirme yeri var mı aracı? Ustam, bir kapatabilir misin şunu ya? Vurmasın da. Eyvallah. Bu da çevir. Nereden dönebiliriz? Baba, buranın çıkışı yok. Yok mu? Aa, dönecek yer var mı? Yok buranın. Aa, neyse ben bir deneyeyim ya şuradan. Ora kurtarıyor. Bu tarafa yanaşma lazım. Bakayım. Nasıl döneceğiz? Sen dönerdin ya. Döner miydim orada? Dönersin burada. Buraya geliyor da o yüzden. Yanaş. He? Gel bakayım. O sağdaki arada bir tane. Aha. Burada sıkıştık. Birazcık bu tarafa da düzeltmem lazım arabayı. Bu tamam tarafa. Öyle yapayım. Yavaş yavaş. Kalk kalk. Evet. Bu diğer tarafa bakın.
saniye. Tam kır gel. Dön biraz kırmadan. Terledim be. Tekrar denize gideyim. Terledim diyorum. Ha. Eyvallah, sağ olasın. Allah'ım. Hadi kolay gelsin. Kaç şey yaptık ya? Kaç manevra yaptık yani? Çok çok dardı. Neyse, sağ olsun çocuklar yardım etti. Rahat rahat çıkabildik. Yani burada bir dönüş yeri yok. Kabahat bulmuyorum. Ya yani burası şey, nasıl diyeyim? Tabiat parkı gibi düşünün. Dolayısıyla buraya yol mol vesaire yapmaları güzel, hoş olmaz. Biz de bakın, biz de bile bile lades diyerek geliyoruz. Dolayısıyla hani çok şey değil. Çok da önemli değil. Yani şansımıza arabalar çok sayıda var. Bayram zaten. Durum böyle. Hatta önümde, yanımda karavanlar var. Yani burası inanılmaz tıkandı. Ben de bu kadar ummuyordum. Ciddi zorladı. En son hatta jandarma baş edemedi. Oradaki diğer yolu kapattı. Şu an akşam vakti olduğu için bütün araçlar çıkışa geçti. Herhalde şöyle bir saat sonra rahatlayacaktır ama şu anda trafik bayağı yoğun. Bayağı yoğun. Hatta otoparkçı dedi ya, abi bu tarz araçlar almıyoruz dedi de. Hani dedik, biz kalmacı değiliz, gideceğiz. Olsun ya, her şeyin bir güzelliği var. Yani hoşuma da gitti bu kalabalığı da tatmak, ayrı bir duygu. Biraz da rüzgar çıktı.
Bakın gidiş geliş her yönden şu an tıkalı. Gelen araç da çok, çıkan araç da çok. Yani bir daha bayramda gelmem. Adrasan güzel yer arkadaşlar. Yani şimdi bakmayın, insanlar da hani güzel yer olduğu için geliyor. Gerçekten güzel ama yani altyapı da var. Bir sürü otopark var ama sığmıyor maalesef. Doğayı da katledemezler burada yer açmak için. Öyle idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Oldukça güzel ama. Tam yaz havası. Tabii bu arada burada yerli turist bulamazsınız. Burada yabancı turist bulamazsınız. Genelde hep yerli turisttir. Bakın alabildiğine şemsiyeler buradan. O bizim geldiğimiz yere kadar devam etmekte.